Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın niyazlarımı sunuyorum. Hakyar ve yardımcımız Hızır kılavuzumuz olsun. Bugünkü muhabbetimizin konusu ba harfi. Şimdi ba harfini bilmiyorum. Arapçada gören canlarımız, bilen canlarımız olabilir, olmayabilir. Şu şekilde yukarıdaki ba harfi, altındaki de Nun harfi güzel canlar. Şimdi ba harfi eliften sonra gelen ve sayı değeri de 2 olan bir harf güzel canlar. Aynı zamanda da besmelenin de başında ba harfi vardır ve besmele ba ile başlar. Yalnız bu noktada ba harfinin tecelli edebilmesi için Elif'in şekil değiştirmesi gerekiyor. Yani ba Elif'in tecelli edip varlık alemine, zuhurat alemine çıkıştır. Demek ki ba ve be dediğimiz harf bugün zuhurat aleme çıkışı ifade etmektedir. Elif batındır ve burası Allah noktası dediğimiz bir nokta, mutlak varlık dediğimiz bir nokta olup İşte bu batın olan Elif bayla zahir alemine gelir ve zahir alemini ifade eder. Ama dikkat edin, hala ba harfi diyorum. B'nin altındaki nokta, ba'nın altındaki nokta demiyorum. İşte burayı birbirinden ayırt etmemiz lazım. Hazreti Ali ben ba harfi demiyor. Ben ba harfinin yani B harfinin altındaki noktayım diyor. Eğer ki bu nokta itibariyle aklınıza B harfi gelirse işler karışır. Ama B'nin altındaki nokta gelirse işte orası lahut alemi dediğimiz bir nokta, teklik alemi dediğimiz bir nokta. Birazdan onun açılımını da yapacağız. B, ba tecelli eden, zuhurla meydana gelen cümle varlıkların hepsine işarettir. Ba, Elif'in bükülüp, çok dikkat edin, iki ucunu yukarı ve de noktasının sırrını da altına koyarak cümle varlığın o noktadan çıktığını işaret eden harftir. Elif dümdüz. Ama düşünün, şuradan kıvrıldı, kıvrıldı. Güzel canlar, bütün harfler aslında Elif'in kıvrılıp bükülmesinden meydana geliyor. Dikkat ediyor musunuz? Elif bükülüyor, B oluyor, Cim oluyor, A oluyor, Dal oluyor. Demek ki Elif cümle varlıkta o varlığın istidatına, yeteneğine, rengine, şekline göre ne alıyor? Şekil alıyor. İşte ba harfi de aslında Elif'in zuhurat alemine çıkışını ifade eden bir harftir. Ebced değeri de 2'dir güzel canlar. Bakın, Elif tek 1, Ba B 2. Yani var olan tekliğin tecelli ederek, zuhur ederek cümle varlığı meydana getirdiği ikilik alemini. İyi, kötü, soğuk, sıcak, gündüz, gece. Dikkat edin, sürekli bir ikilik noktası söz konusu. Şimdi ba harfinin altındaki nokta çok önemli bir nokta. Burası Keremler Sultanı Şah-ı Merdan Ali'nin kendisinin olduğunu ifade ettiği bir nokta. Bu nokta Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 59. ayetinde şöyle dile getirilmiş. Gaybın anahtarı onun elindedir. Gaypları ancak Allah bilir. Nokta gayb alemidir. Lahut alemidir. La tayin alemidir. Itlak alemi. Mutlak alem. Sırf vücut. Mutlak vücut. Ümmül kitap. İşte burası önemli. Bakın nokta. Ümmül Kitap. Peki Ümmül Kitab'ın diğer bir ismi ne?
Ümmül Kitab'ın diğer bir ismi de Fatiha. Ümmül Kitab'ın diğer bir ismi de Şah-ı Merdan Ali. Yani Ümmül Kitab aynı zamanda Hazreti Ali için batın aleminde kullanılan bir kelime güzel canlar. Gayıpların gaybı noktası da ifade edilir. Burası aynı zamanda kendisinin kendisini bildiği hiçbir şeyin olmadığı bir alemdir. Ümmül kitaptan maksat satıra getirmek. Çünkü Ümmül kitap her şeyi içinde bulunan cümle varlıkların ilmini kendi içinde bulunduran kitaptır. Ama bu kitap satıra gelecek. Satır demek yazıya gelecek. Fakat yazı denildiği zaman aklımıza hemen A, B, C, D, E bunlarla kurulan cümleler geliyor, değil mi? Sakın bu da gelmesin başta. İlk aklınıza gelen satır, Ümmül Kitap, o nokta ise o noktanın tecelli edip bu tecelliyatla kainattaki bütün varlıklar bir harf. Çok dikkatinizi çeksin. Kainattaki her varlık bir harf, aynı zamanda da bir ayettir güzel canlar. Amaç evrenin tanzimidir. Ve evren tanzim edildiği zaman, tecelliyata çıktığı zaman aslında büyük Kur'an yazılmış oluyor. O kainattan, toprak ve su arasından çıkan ikinci bir kitapçığa çıkıyor insan. Bakın kainatın özü nereden çıktı? Kainat kendi içerisinden çıkardı. Nerede? Toprak ile suyun karışımı olan noktadan insan çıktı. Kainat kitabını okuyacak olan kitap işte insan. Daha sonra bu insan kendisinde gizli olan Ümmül kitabı okuyup beyan ettiği zaman da güzel canlar bu el satırdan olan Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur ve de suflar dediğimiz yazılar ortaya çıkmaktadır. Bu nokta itibariyle de buna basit nokta da denir ki her şeyden soyutlanmış nokta anlamında kullanılır. Peki Hazreti Ali ben B'nin altındaki noktayım, Ba'nın altındaki noktayım demekle neyi ifade etmiş? Önemli olan nokta bizim burayı çok iyi bir şekilde kavramamız gerekiyor. Eğer ki bütün ilim, bütün kainat o noktadan sudur etmiş, tecelli etmiş, meydana gelmiş, şekil, nispet, oran ve renkle görünmüşse o zaman cümle alem kimden çıkmış? Cümle alemin tecelliyatını yapan kim? Hutbetül Beyan diye bir kitap var güzel canlar. Bunu her canın okumasını tavsiye ederim. Çünkü ileride Hutbetül Beyan'ın batini anlamda açıklamasını da yapacağız güzel canlar. Ba harfi çok önemli olan 7 tane noktadan oluşur. Bu 7 noktanın hepsi de belli alemleri ifade eder. Güzel canlar bundan 3 tanesi Mevalide Selase denilen cemaat alemi, cansızlar alemi, madde alemi, 2 bitki alemi, 3 hayvanat alemi. Buna Mevalide Selase denir. Bunların oluşumu içinde 4 tane unsur: ateş, hava, su, toprak. Yani 4 temel element dediğimiz nokta. İşte bunların toplamı 7'dir, eder ki bunlar noktanın uzayıp elifi meydana getiren çok önemli unsurlar. Nokta ise sınırsız, sonsuz, renksiz, nur alemi, zat alemi, mana alemi, hak alemi, enfüs alemi, batın alemi, özün özü. Özün özü olarak ifade edilir güzel canlar. Zaten amaç o özün özüne inebilmek. İşte bu hu mertebesi özün özü.
O zaman Hazreti Ali kendisinin nerede olduğunu söylüyor. Özün özünde mi? O hakikatte mi? O gerçeklikte mi? Mevla'nın Natalisini okursanız orada muhteşem söylemleri var güzel canlar. İleride onun da batın anlamdaki işleyişini de hep birlikte yapacağız. Cümle varlıklar o noktanın zuhuratı, noktada cümle varlığın manası ve zatıdır. O nokta Ali noktasıdır. Sürete bürünen, şekil alan, renklere bürünen cümle varlık o noktadan zuhur alemine çıkmış, çıkmakta ve çıkmaya da devam etmektedir. Ümmül kitapta bulunan her şey çıkmış, çıkıyor ve çıkmaya da devam edecektir. Bunun sonu yok güzel canda. Bu sonsuz bir döngüdür ki Cenab-ı Hak bu sonsuz döngüyle birlikte o noktadan sürekli tecellilerle, tecelliyatlarla, sudurla, zahiri alemde bin bir donda, bin bir şekilde, bir bin renkte tecelli etmektedir. Hazreti Ali şu sözü o kadar güzel bir şekilde beyan etmiş ki, haksal sırlar Resullere inen ilahi kitaplarda. Resule inen haksal kitapların sırrı Kur'an'da, Kur'an'ın sırrı Besmele'de, Besmele'nin sırrı Barfin'de, Barfin'in sırrı ise altındaki noktadır. İşte ben o noktayım. Aslında çok keskin bir şey söylemiş. Yani son noktayı beyan etmiş bu noktada güzel canlar. Ve şu noktayı da size ifade edeyim. Ana kitap kitapların anasıdır ki bu ana kitap Hazreti Ali'dir. Kur'an'da Allah dilediğini siler ve bırakır. Kitabın anası onun yanındadır. Rad suresi 39. ayet. Rad 39. Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur'an yaptık. O katımızda bulunan ümmül bir kitaptadır. Zuruf suresi 4. ayette de bu geçmektedir güzel canlar. Şimdi şu bilgileri de size aktarayım. Bu anlamıyla ümmül kitap, kitabın anası anlamına geliyor. Kitabun hafız, koruyan kitap. Kitabul mübin, apaçık kitap. Hazreti Ali'nin diğer bir ismi. Kitabul mübin, apaçık kitap. Ve aynı zamanda bütün kitapları apaçık, açıklayabilen ilme sahip olan kişi noktasında kullanılır. Kitabın meknun, saklanmış kitap. İmamın mübin, apaçık iman veya da imanın mübin, apaçık iman noktası olarak da ifade edilmiştir. Ümmül kitap hakimdir, muhkemdir. Onda her şey yazılmış durumdadır ki her şeyin aslı, özü, kökü, tohumu ondandır. Varlık alemine, şuhut alemine her şey oradan çıkar. Her şey. O zaman Hazreti Ali her şeyin kendi özünden tecelli edip sudur ettiğini mi söylüyor bu noktada? Her şeyin özü ve özün özü olduğunu mu ifade ediyor? Aslında muhteşem bir nokta ama şunu biliyoruz ki Şah-ı Merdan Ali özün özünde hakla birliktedir. Çünkü diğer bir noktaya giderseniz o zaman küfrü iman et dediğimiz nokta var ki bazen onu perdelemeniz gerekiyor. Saklamanız gerekiyor. Gizlemeniz gerekiyor. Beyan etmemeniz gerekiyor. İşte buraya da sırrı sır edenin demine hu kelimesinin kullanıldığı
noktadır güzel canlar. Cümle alemlerin sırrının kendisinde olduğunu beyan ederek Ali kapısına gelen herkes o kapıdan bağının sırrına kesinlikle vakıf olacaktır. Onun için Hazreti Peygamber ben ilmin şehriyim, Ali kapısıdır. Ali kapısına, o noktanın kapısına gelmeden noktanın içindeki sırra, noktanın içindeki asla varmanın asla mümkünatı yoktur güzel canlar. Yine Bismillah, bakın biz, Bismike adıyla demek. Bismillah Allah'ın adıyla. Bu nokta itibariyle Bismillah kelimesindeki B harfi de bizim için çok önemli. Bismillahirrahmanirrahim kelimesini de yine başka bir derste de işleyeceğiz. Rahman ve Rahim. Neden sadece bu iki esma kullanılmış? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlim bir nokta. İlim bir noktadır. Bütün ilimler o noktadan tecelli edip zuhurata ve sıfat aleminde görünmektedir. O zaman Hazreti Ali ben o noktayım demekle bütün ilimler onda, aynı zamanda kainatta bulunan bütün sıfatlar o zattan tecelli edip sıfat alemine çıkmıştır. Hazreti Ali cümle sıfatların sırrını biliyor. Neden? Cümle sıfatlar ondan tecelli etmiştir de ondan. İşte mana alemini bilmek, noktayı bilmek demektir. Kim ki mana alemine gelip noktayı bildi, tanıdı, sırrına vakıf oldu, Pir Sultan'ın bir sözünü söyler. Ben Ali'yim, Ali de benim. Bakın ne kadar güzel geldiği yerine oturdu, farkında mısınız canlar? Önemli olan bu Ali noktasına gelip bu Ali noktasıyla Cenab-ı Hakk'ı işte orada tanıyıp hak el yakin ile hak, o hak ile hak olup o gerçekliğe vakıf olabilmektir. Ba harfinin altındaki nokta huyu ifade eder ki her şey zaten ondan tecelli etmiştir. Her şeyin aslı, her şeyin özü, her şeyin kaynağı, her şeyin menbası işte o noktadır. Demek ki Ali her şeyin menbasıdır. Ali her şeyin özüdür. Her şeyin kaynağıdır. Ama şu kelimeyi asla ve asla bırakmadan Allah'ın izniyle. Bakın İsa bile ne dedi? Allah'ın izniyle. Demek ki o özü bilenler, o özle öz olanlar o noktayım demesinde hiçbir sakınca yok. Ama o öze, o asla, o kaynağa ulaşmadan ben oyum demek en büyük hata olur, şirk olur. Onun için insan-ı kamillerin enel hak deyip bunun şirk olmamasının sebebi işte buradan kaynaklanmakta. Neden? Olmuş. Niye yalan söylesin ki? Doğruyu beyan etmek insan-ı kamilin en güzel marifeti değil mi? Enel hak hakikatini beyan etmek, o gerçekliği beyan etmek kemaletin gereği değil mi güzel canlar? Onun için o noktaya gelenler enel hak kavramıyla bunu açık bir şekilde beyan ederler. O nokta her şeyin başı, nur üstünde nur olan noktadır. Nokta hakikatin kendisidir, gerçekliğin kendisidir. Bu nokta cümle alemlerde bulunan cümle varlıkların merkezinde vardır. İşte insanda da bu nokta olduğu için insan bu noktaya ulaştığı an ve bu noktanın içinde yok olduğu an cümle alemlerle cümle iletişimi kurduğu noktadır. Hiçbir varlığın bizden ayrı ve gayrı olmadığını yaşadığımız, hal ettiğimiz nokta işte bu noktadır. Hakikat tektir ve tek olarak ifade eden onu bilmiştir.
Bilen de onun sırrına vakıf olduğundan dolayı kelamı dile getirme noktasında hiçbir sıkıntısı da yoktur. Şöyle bir sözü duymuşsunuz belki güzel canlar. İlim bir noktaydı, o noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Bakın Cenab-ı Hak tek mi o noktada? Ama tecelliyatıyla birlikte herkes o noktadan çıkan şey hakkında, ilmi hakkında, varlığı hakkında bilgi üretmekte. Bakın çoğalıyor. Ama hepsini topladığınız zaman aslında bir noktadan başka bir şey değil. Kamiller noktayı cem ederek toplar. Cahiller ise noktanın içindeki çokluğun içinden çıkamadıkları için çoklukla uğraşıp dururken asıldan, özden, gerçeklikten mahrum olurlar. Amaç mahrum olmak değil, vakıf olabilmektir. İşte biz ne zaman ona vakıf olursak, işte o gerçekliği o zaman kavramış oluruz. Şimdi güzel canlar, dikkat edin. Bakın ba harfine çok dikkatli bakın, en üstündeki harf. Ba harfi kova gibi, dikkat ediyor musunuz? Dikkatinizi çeksin. Dolu. Ama altta bir nokta var. O nokta her an kovadan damlamaktadır. Kim ki o kovadan damlayanları toplayıp kendi kovasını doldurursa, işte o zaman bağının altındaki noktadan sırları ve gerçekliği almış olacaktır. Yine nun harfi ulvi alemden alıp yine sonsuz aleme vermekte. Bakın alttakine de dikkat edin. Nokta bu el yukarıda. O da 50'ye tekabül ediyor güzel canlar. Sıfır sayılmaz. 5. Bu 5 noktası aynı zamanda çar anasıra nurun eklenip çar anasırın sırrına vakıf olan kişi noktasında söylenir. Şimdi bu noktada de ki ey Rabbim ilmimi artır. Taha suresi 14. Nokta yukarıda, farkında mısınız? Ey Rabbim ilmimi artır. Her şey noktada saklıysa noktadan alıp nun harfini oluşturup orada toplarsak güzel canlar, biz bu ayetin sırrına agah olmuş, bu ayeti de hal etmiş olur muyuz? Bu harfi de yaşantılamış olur muyuz? İşte bu ayetlerdeki mana, bu ayetlerdeki gerçekliği bildiğimiz takdirde kendimizi de tanımış oluruz. Nur-u Muhammed, o nurun yeryüzündeki suretidir. Bu yüzden nun, çok dikkat edin, şimdi önemli bir noktaya geliyoruz. Herkes kalem suresi 1'i eğer açabiliyorsa güzel canlar, kalem suresi 1, nun, yemin olsun kaleme ve yazdıklarına, kalem suresi 1, yani Alak suresinden sonraki sure. Şimdi nun Muhammed Mustafa, kalem ise onun sırrını beyan eden Şah-ı Merdan Ali'nin kendisidir güzel canlar. Burada bu ayetle anlatılan, bu ayetle ifade edilen aslında gerçeklik bu. Ama ileride bu surelerin açılımına gireceğiz. Bunu çok daha güzel şekilde görmüş olacağız. İmam-ı Cafer-i Sadık'tan rivayet edilir ki, nun Resulullah'ın batındaki ismi olup, kalem ise nunun sırrını yazan müminlerin emiri Şah-ı Merdan Ali'nin kendisidir. Şah-ı Merdan Ali, haksal mürekkebi nun olan Resulullah'tan alır ve yazar. Dikkat edin, Şah-ı Merdan Ali, haksal haksal mürekkebi nun olan Resulullah'tan alır ve yazar. Kalem ilahi mürekkebi nundan alır. Dikkat ederseniz Hazreti Ali kimin terbiyesiyle yetişiyor?
Resulullah'ın terbiyesiyle. Peki Hazreti Ali'nin Rabbi kimdir? Resulullah olmuyor mu? Onu terbiye eden, onu eğiten, ona o sırları beyan eden. Demek ki mürşidi kamil mertebesi, insani kamil mertebesi aynı zamanda Rab esmasının en güzel şekilde işlenmesidir güzel canlar. Kalemin yazısı halden haledir. Kalem bazen nun olur, üstüne nokta alır, bazen de B olur, noktayı altında bulundurur. Nokta ise sır. O noktayı açan da işte o sırrın kendisidir, o sırrın sahibidir. Resul'ün ilim kapısı Ali aleyhisselamdır. Şah-ı Merdan Ali kendisidir. O müminlerin emridir ki müminler onun kapısında bütün gerçekliği, bütün hakikati o kalp noktasında tecelli edip öyle genişletirler ki cümle alemleri kuşatırlar ve Ali noktasında yine kendilerinin de o manada olduklarını beyan ederler. Şah-ı Merdan Ali mahlukata, yaratılana, cümle insanlara göre B noktasının kendisidir. Ama B değildir. B'nin altındaki noktadır ki güzel canlar amaç olan işte o noktanın sırrına agah olmaktır. Cenab-ı Hak cümlemize o noktaya agah olanlardan eylesin.